Sevgili seyirciler, Toros'ların eteğindeyiz. Narenciyesiyle, örtü altı seracılığıyla, bıçağıyla, o sımsıcık güzel insanlarıyla, upuzun sahilleriyle çok ünlü bir yer burası. Aspendos desem, Belek Kadriye sahilleri desem, hala anlamadınız mı? Pehlivanlar diyarı, Serik'teyiz, Serik'te. Gidiyoruz gündüz gece. Sevgili seyirciler, Serik'ten çıktık, Toroslara doğru tırmanıyoruz. Buradan bir dağ köyü olan Demirciler Köyü'ne gidiyoruz. Orada Emin abi bize kabak kemane çalacak. Yağmur da çiseliyor ya, şeker de eriske eriyelim canım. Hadi buyurun gidelim. Antalya Serik'te biz Nahyası'nın Demirciler Köyü'nden Süleymanoğlu Emin Kök. Aynen. 1941 doğumlu. Evet. Bozburun'da Ankara'lı dağın dibinden, Sarcalan Mahallesi'nden. Ne güzel konuştun sen ya. Ne güzel konuştun valla. Bayın nedir amcam? Hava kara, deniz vasıtalarını durdurup, canlıları öldürüp yaralamak maksatıyla içinde bir ve birden fazla ataşlama kanalı bulunan patlayıcı maddeye mayın denir. Mayın tarlası diye neye denir? İki adım dört çarpı arayla döşenilmiş mayınlarımız üzerinde ifa eden arazi şeridine mayın tarlası denir. Mayın kuşağı diye neye denir? Birden beşe kadar mayın bulunan arazi parçasına mayın kuşağı denir. Bobu dıza diye neye denir? Ha. Patlayıcı maddeleri patladı bilmek uçu alev ve sedemeyi yerine getiren düzene bobu dıza denir. Alkış, alkış. Birinci ordu, beşinci kolordu, 65 tüm istikam taburu, ikinci bölük yerlerinden Süleymanoğlu Yemin Kök. Buyur komutanım. Rahat. Rahat. Dikkat. Dikkat. Ne güzel ya. Hazır ol. Hazır ol. Emin amcam çek şimdi diyor ki. Omuza. Selam. Dur. Ah. Nereden aklına geldi amcam? Bunu sen kendin amcam, mi yapıyorsun? Amcam bu benim babam çalardı bunu. Ha baban ha. Çalardı. Ondan havas ettim bunu işte. Yavaş yavaş çalmaya durdum. Bununla bu şeylerini yapmaya durdum. Heh. İyi kötü işte biraz sizin gibi gençlerimizle buluşuyoruz gari. Bu bana bir sermiye oldu. Sermiye oldu. Öyle ya canım. Senin ne güzel sermiyen var öyle. Bunu sen kendin mi yaptın? Kendim yaptım amcam. Allah Allah. Hem de su kabağı kavası bu. Bu su kabağı değil mi? Bu davar işkembesi. Ha. Bu sas dili amcam. Tamam. Bu ardıç. Ardıç ağacı. Diken ardıçtan bu. Haa. Yani ıklığın kendi yapılışı diken ardıç ağacından. Bunları çiviyle, çıra çivisiyle çakarım. Çıra çivisi. Yaşıka çekerim bunu işkembeyi. Çiviyle gererin adam akıllı çakar. Kurudu mu kemanaya takarın ıkla. Ikla. Yürük kızlarının bazılarından çaların amcam. Ha. Ha. Çalıyor mu öyle? Dinlerse çaların. Hadi çakarın. Bir tane çal da dinleyelim o zaman. Bozburun'un o bir yüzün Osmanlı'la gitsin kızın Alabulaki dizin Çekti yürük kız amcam pınar gözünden Sanlı yaylasına göçer gari Ha? Baz boh yürüp kızı baz. Geçebiliriz başkalara. Allah razı olsun. Dur sonra geçelim. Sonra geçelim. Dur azıcık konuşalım. Seni bulmuşum bırakır mıyım ya öyle hemen? Ulan amcam cebeye katsan sığman. Cebinde taşısan sığman. Ora varırsın yorulursun. Bir taştan beni attırıverir geçer gidersin. Seni ben başımın üstünde taşırım. Başımın üstünde taşırım. Acıksam da karnımı doyurursun sen karnını benim. Karnını da doyururum. Niye doyurmayayım yani? Belki de vereceksin o yaştan aman, sonra. Aman vereceğim diyor. Annem burada. Yaşalın amcam. Ulan amcam bana aşık oldu da kopmadı yendeye be. Anam nasıl? Zaten bu kabak kemanın sayasına bana aşık olmayan mı var? Ya değil bu mi? Bu kapıydı kızların elinden. Seni beri. Kaptı seni sultanım seni kapmış ya. Ay amcam ben evveli taştan taşa sekerdim dinle. Yere basmazdım gencice. İndiki gibi böyle kırtışık bir koca herif miydim? Ay kırtışık değilsin canım. Yaş kaç şimdi? 41 doğum. Doğum 41. 41 kaç ediyor ya?
78, 77 arası. Maşallah, subhanallah, hiç göstermiyorsun ha? Göstermem tabii, o taş duvarlarıyla zıp benim bileğimin etmeye. Burada sor bakalım daha muhtara. Kaç ev yapmışım burada? Ya. Taş duvarları çekiciyle külüngüle zıp kendim yaptım Allah benim. Rahat. Sen taş ustası mıydın? Taş ustasıydım amca. Taşları yona yona bu köşeleri bu evle ben kendim yaptım. Düğünlerde falan çalar mıydınız o zaman? Amcam o zaman çalmaz mı? Şimdi çalıyoruz düğünlerde. He hala çalıyorum değil mi? Biz şeye takarız, cihaza takarız. Anam ne güzel. Aptalların sazını bastırıyor bu kerata. Ya bastırmaz mı? Bir de kendin yapmışsın ya, ben bayıldım var ya. Öyle. Eleme göz nuru ya. Öyle tabii. Yani bunu yapmak çok zor. Bundan sesleri çıkarmak çok zor. Tabii, bir de tabii amca. Perdesiz, perde yok yani, bunu çalmak ya o kadar zor ki, bunu yapmak çok herkesin zor. Herkesin işi değil can. Yani hani derler ya, her kişinin işi değil, her kişinin işi. Aa, her kişinin işi. Emmim yapmış vallahi, eline koluna sağlık. Yani hani biraz müzisyenlik olduğu için anlıyorum. Hani yapması çok zor, çalması ayrı zor. E bir de bir yörük türkü söyleyince zaten işte bizi dağlara, taşlara astırıyor, Torosların tepesine kadar çıngarttırıyor bu adam ya. Geldik ya buralara onun için. Bunu neyden ya? Yaptım bunu. Bu ağacı. Bu düzgün ağaç her ağaçtan olur. Bunun ağzında ak kuyruğu. Kılçar. Şehirde, İstanbul'da görüyorum da milyarlar veriyorlar, tamam mı? Buna ayrı para veriyorlar. Ona ayrı para veriyorlar. Tabii. Neden bunu toplasan 5 liraya mal etmiş aslanlar gibi de çalıyor. Hiç dıştan yaptım canım. 5 kuruş vermişim. 5 kuruş. 5 kuruş da yok. Birinden de bu çalgılara 5 kuruş vermedim. Ben de mimar ettim. Hem yapıyor, hem çalıyor, hem söylüyor. Öyle. 20 yaşından beri genç kızlar da şimdiden neyse kapatalım. Sultan annem var. Çok, öyle. Bayağı peşinden de koşmuşlar seni. duydum. Onları da duydum. Ha annem, ben de onu diyorum, emmim niye böyle konuşuyor? Sultan annemin peşinden koşuyor. Kardeşim var benim. Kardeşim var benim kardeşim. Sultan annemin peşinden koştum. Durmuş vuracağıdı beni. Ama durmuş emmim mi? Bu benim. Niye? Vuracağıdı böyle, çalgıcı olduğundan kıyamadı, vurmadı. Ay iyi ki vurmamışsın. Vurmadı. Allah razı olsun. Bir tane eniştim. Ay bak. Sigaramın ince sar kesiyor nefesimi. Sigaramın ince sar kesiyor nefesimi. Birkaç türkü söylesem bilir misin sesimi? Su akar kütüğünden içilmez kötü. Yılan olsa soksaydım mahkelin kokuyundan. Oh! Yok de! Ya! Ya! Armut dalı dallanır, yelektikçe sallanır. Alamaktan öpünce dudakların bağlanır. Allah! Şu dereler dar mıydı, anan baban var mıydı? Anan baban olsaydı, sizi de burada vur muydu? Ağzına sağlık. Uyu dibinde suyu, uyu sevdiğim uyu. El adama zeroş değil, içtiğim üzüm suyu. El adama zeroş değil, içtiğim üzüm suyu. Asmalıdır evimiz, yeni düştü sevimiz. Asmalıdır evimiz, yeni düştü sevimiz. Sevda bile giderse çatlar ölür dilimiz. Sevda bile giderse ölür kalır birimiz. Emin amcam. Buyur amcam. Bu ne amcam? Amcam endeğe benim sermiyam. Endeğine diller çıra çıra. Anam çıra mı? Parasız ben bunu dinle. Bozburun davının defesinde buldum da getirdim. Bu senin sermiyan mı? Sermiyan tabii. Göre bunu sen armağan ediyorsun. Ay. Kendisi sermiyasını armağan etti. He. Göreceğiniz etti. Allah razı olsun. Aldım kabul ettim. Tabii. Aldım kabul ettim. Benden de halal olsun. Allah razı olsun. Sen şimdi çalıyorsun ya. Benim bir kötü huyum var. Ya ben böyle oynamadan duramıyorum. Böyle oynamak istiyorum biraz. Biraz ben de oynayayım ya. Oynayayım. Teke zorlatması falan oynayayım ben de ya. Ben var mamim etliye. Hey. Yanısın etliye. Allah nasip edesin, davul kuzun adıya. Allah nasip edesin, davul kuzun adıya. Oralı buralıya.
sen yaralıyla. Tencereden kar geldi, kar sokaktan da geldi. Bir öptüm bir ısırdım, ayağınaktan geldi. Bir öptüm bir ısırdım, yanağından kan geldi. Hop de! Hop de! Kara tut mu yanır mı, geçsem yarılanır mı? Eller yarım almış, buna can da yanır mı? Ana! Ana! Abi! Teşekkürler. Ay, emmi. Teki zurtlattık mı emmi? Zurtlattık. Zurtlattık tabii ya. Allah Allah. Sürüye saldık onu. Sürüye de saldık. Yörük dedin de teki zurtlattık. Karşısından bir güçlük deke geldi dekenin. Gücü yetmez tabii onun yaşta güçlük ya. Evet. Ona tüm gücü bir vurdu deke. Abo. O tez serildi indi. O gene geçiler ardına gitti. Toparladı ya. Geçileri. Güçlük dekeye vermedi. Verilmedi. Kendine tapılatmış deke ya. Allah'ım yarabbim. Teki de emmi böyle zurtluyor mu? Şurası sıçtı. Zortlamamı derini sen, sen görsen zırh sürü benim olsun diyor. Bak. Ha deke. Çapkın. Çapkının da kötüsü hem. Tabii. Pamboğası'ndan gelmişiz biz. Pamboğası Antalya'nın hangi köşesinde bilmiyorum ben. Pamboğlu biz nereliymişik? Emin emmi. Ha. Bizim memleketimiz Antalya Serik. Ha. Tamam. Aslımızı sorarsan Isparta'ya Pamboğası'ndan gelme Yörük. Ha. Bir tarafımız ta Isparta Gönen. Ha. Dedem rahmetli oradan kaçmış gelmiş. Bozburun eteklerinde şu anda Toros dağlarına var. Evet, evet. Malum yörüz yani orayı bilmen lazım. Ama ha. Ne yürüyor hangi? Sarı geçili yürüyor. Ha sarı geçili. Sarı geçili. Bak kara geçili var. Sarı geçili var. Sarı geçili. Sarı geçili. 17 dalı vardır yürüyor. Ha çok dalı var. 17 çünkü. Dalı vardır. Ben gittim bu Pamboğası tarafına vardım. En yaşlı adamlardan birini gösterin bana dedim. Ne yapacaksın dediler böyle. Dedim ya arkadaş ben dibim köküm buradan gitme. Aslımı neslimi arıyorum. Cingen mi, cerit mi, yörük mü neyin dedim. Adam dedi ki sen de arkadaş arsa peşindesin dedi hemen ben. Hemen bulmaya çalıştı. Huylanmış. Yok, huylandı. Yok, yok yok o falan değil ben aslımı neslimi arıyorum dedim. Ta Isparta Gönen'e gittim. Gönen'de Gökhaliler sülalesi diye bir sülale var. O da Kürk, bizim sülalemiz. Bizim sülalemiz. Sülalemiz Gökhaliler adı başına sarı geçili yürüyor. Hmm. Keçileri güderken diyorum. Dinliyorlar değil mi onlar? Ha. Gençliğimde kargı dedi bir vurdum mu Çetinceli'de ne kadar varsa kozeninin başına toplanır çıkardı başıma. Geliyorlar yani. Gelirler de. Anlıyorlar mı? Müzikler kargı anlıyorlar dedi, mı? Vurdum mu dinle. Anlayırlar tabii. Vay be. Tabii. Teki zortlatması çalsan da onları zortluyor mu acaba? Zortlamam amcam dinle. Çileğin aralarında dinle. Gazal kumadıları ezmedik zortlama. Zortlama. Emin emmi ben bir daha zortlayacağım. Kusura bakma. Çal. Zortlamacağım. Çal bir daha zortlayacağım. Kara tut boyanımı. Götsem yarı uyanımı. Eller yarımı almış. Buna can da yanımı. Hop de. Hop de. Hop de. Gelin elekli gelin, malı ilekli gelin, el attım da gelmedi, tohumum dilekli gelin. Hoppı! Yamarda yavar ıslanar. Doluda silahım bozburun davında seslenir. Hey! Emin emmim. Ağzını alıverin da bahçamı. Akkesini çözemedim dinleden. Hayda! Hayda! Pencereden dar geldi, dar sokaktan dar geldi. Bir öptüm bir ısırdım, ayağınaktan kan geldi. Durmuş yüzdemedik mi be? Yüzdemedik mi be? Dur annem! Annemin yanına da bir geçindir. Annem! Ne güzel çalıyor Emin amcam ya. Çalarsa ne edelim? Adamın canı da sıkılmaz ha. Böyle kocası olunca ne yapacak? Öleceğim ben bir sarılır ana bunun yanında canım. Ya değil mi? Öyle ya. Çalıyorsun vallahi ne güzel. 5 kuruş verip de ben 1 kilo zehir almadım. Ya? Zıp bileğimin ekmeğe ektim biçtim. Olmayan dostlarıma da çok yardım ettim halal olsun. Vay. Zehre verdiğim oldu.
ekmek verdiğim oldu. Bin gönüllü halal olsun verdim deme yerin. Allah'ıma şükür bir ok kadınla babam Nurgül'ünde yatsın. Kop gitti toprağın sayasına. Ufaktan ilaçberliği yaptım. Kimseye de ortak tarlamı vermedim. Kendim işledim zıf. Bak ayağımıza çarık giyerdik biz öyle bağlarda. Öyle ha çarık giyerdik sığırın gönlüne. Çarık giyerdiniz. Çarık giyerdik tabii nereye cıplak durduk. Ayakkabı yok. Ayakkabı yok. Nerede ayakkabı? Giyerdik çarığı büselerdik. He. Böyle gezerdik. Dizimizde sızı var. Şimdi dizlerimiz kıvırdı. Kaçın sene kıvırıldım kaldım ben. Ay. Ha. Allah razı olsun. Çarabilir mi sen? Çarık yok ben bilmem. Ben nereden bilmem çarık? Çarık neslimizde yok amca. Ocağı olsa bile alamazdık. Fakir edin. Aynen aynen. Emin Allah amcam. Bugünümüze Emin şükür. Amcam bize evini açtın. Sağ ol. Allah razı olsun. Tabii senden. Teşekkür ederiz. Seni gördük buralarda. Sağ ol. Eline koluna sağlık. Gönlüne sağlık. Sağ ol amcam. Çok teşekkür sağ ol, ederiz. Sağ ol. İyi hadi Allah'a emanet olun. Akseki gale gibi yar sevdim deli gibi. Akseki gale gibi yar sevdim deli gibi. Nece güzeller gördüm yoktur çimili gibi. Sevgili seyirciler, Torosların zirvesinde mis gibi çam havasıyla insanın ömrünü ömür katan bir yerdeyiz. Neredeyiz biliyor musunuz? Eşkili taranasıyla, düğmeli evleriyle, Kardelen'in ana yurdu, ticaretin başkenti. Hala anlamadınız mı? Akseki'deyiz, Akseki'de. Gidiyoruz gündüz gece. Ellerinin önüne de fidanız, fidanız, fidanız. Gömür gözlü maldadırlar adamı yelekte. Hanım Ayşam yelekte. Sevgili seyirciler, Akseki'nin Bucakalan köyüne geldik. Yerler kar ama hava mis gibi. Köyün evlerini görmeniz lazım. Düğmeli evler var, gizli atıl evler var. Hadi buyurun içeri geçelim. Kolay gelsin. Annem. Allah. Allah yemekler, memekler. Ya ben de şansladım. Azıcık kayın şöyle. Ne oluyor annem? İyiyim, iyiyim. Kız ne güzel gülüyorsun sen öyle. Nasıl güleç yüzün var senin annem ha? Sağ ol kızım. Sağ olun. Kızım mı? Oğlum teşekkürler ederim. Çok sağ ol. Bana kız, kızım. Anam bana kızım dedi ya annem. Özür dilerim. Estağfurullah anne. Anne. Kurban olurum. Olur mu öyle şey? Ben de senin bir kızınım annem. Olur mu? Ne yapıyorsunuz? Ne örüyorsunuz? Ne örüyorsunuz? Gözleme yapıyoruz. Gözleme yapıyoruz. Neli yapıyorsunuz? Peynirli, patatesli. Peynir nasıl peynir? Çökelik mi yoksa? Karışık. Karışık. Evet. Deri peynirimiz. Ne peyniri? Deri peynirimiz de var. Deri peyniri. Kaşarımız da var. Deri derken Tuluk mu? Evet. Burası Bucakalan köyü. Evet. Bucakalan köyünde de böyle anneler toplanmış börek çörek açıyorlar. İşte gözleme yapıyoruz. Gözleme yapıyorlar. Tamam. Türkiye'de gözleme, Japonya'da sushi. Evet, öyleymiş. Öyleymiş. Oranın tandır olması gerekmiyor mu? Bizim bu Akseki yöresi böyle de saçta yaparlar. Ha, saçta yapılıyor. Bizde tandır yoktur. Sacaya mı ne var o? Sayacak. Sayacak, sayacak. Sayacağın üstüne koyarlar, öyle yaparlarmış evet. Peki. Biz pazardan, bakkaldan almıyoruz. Yukamızı kendimiz yapıyoruz. Ha, siz ekmeğinizi evet, kendiniz yapıyorsunuz. Yukanın arkasından gözleme meşhurdur. Akseki'nin bütün köylerinde yaparlar. Gözlemesi evet, meşhur diyor. Meşhurdur. Sen kimden öğrendin gözleme yapmayı? Annemizden öğrendik. Annemden öğrendim. Tabii. Peki öğrenirken kafana oklava yedin mi? Çok yedim. Bravo! Yedin mi? Ellerime çok yedim. Hadi canım. Sajda yakarken. Aa, sen sajda yaktın, anan ne diyordu? Yaptığın bana ise öğrendiğin kendine. Yarın sen de büyüyeceksin, sen de anne olacaksın, ya yapacaksın dedik. İyi ki de yaptırmış, ya öğretmiş. Ne güzel laf ha. Yaptığın bana ise öğrenmen kendine. Yaktığın zaman bir de bir tarafını yakar, bir tarafını çiğ korsan. Ha, bir de o var. Evet. Şimdi ben de aynısını kızlarıma uyguladım. Hadi canım, tabii yaptın mı sen de? Yaptım. Anam belli, bak bizim Anadolu böyle. Alev ne taraftaysa o tarafını çeviriyoruz. Az yanan yerine de odunu sokuyor. Ha. Hepsini ortada, ateşi ortada tutmamız çok önemlidir. Ben sormuyorum nasıl öğreniyorsunuz diye, zaten sen söyledin. Bu biz oklava ile öğreniliyor. Evet. Bunu öğrenmek için hızlandırılmış oklava kursu varmış. Oklavayı yedin mi öğreniyorum. Evet. Değil mi? Evet. Peki, bir de küçük yaşta önemli. Değil mi? Tabii küçük mesela, yaşta önemli. Sen kaç yaşında öğretmeye başladın kızını? Ben kızımı ilk yok 5'ten çıktığında öğrendim. Ama biz ilk 2. sınıfta, 3. sınıftayken yaptırıyorlardı. Öyle o zamanlar tabii hazır almak yoktu. Sürekli bunun üzerindeydi. Bu köyün mesela evleri çok güzel ya. Bayıldım evlerine. Her evet, evin içinde var mı böyle böyle bir şey? Evet, kara ocak var. Kara ocak mı bunlar? Kara ocak derler. Ha, kara ocak diyorlarmış. Evet, evet.
Karacığım bana da kara olan diyorlar. Böyle söyledim yani, yeri geldi diyor. Olsun hadi bakalım. Olsun hadi bakalım. Peki kara ocak her evde var. Her ama evde mesela var. Buranın buradaki evlerin çok odaları var. Evet. Her evde bir tane mi kara ocak var? Her odada ocak vardır. Ha? Önce soba yokmuştur. Atalarımız her odaya bir ocak koymuşlar. Bir işte evde dört oda varsa dördünde vardır kara ocak vardır. Vay be. Davalar, sürüler, inekler, öküzler söylemezse çok şeyler gelmiş geçmişti. Önce teknoloji yoktu. Sürekli el emeğiydi. Hayvanlar. Evlerin büyük olması önemliydi. Hangi hayvanlara bakıyorlarmış burada? Keçi, inek, koyun. Başka? Çift ekmek için öküz. Öküz derken bana niye öyle? Ayıp ettin şimdi. Sana öyle söylüyorum. Koyun dedi, inekti. Bak böyle koyun, inek, öküz dedi. Bana döndü. Ablam ben şimdi bunu görüyorum yani. Estağfurullah. Estağfurullah. Aha diyor, sen bilirsin diyor. Daha yani. Da odun tabii. Getirmek için at beseler. Mecburdu yani. Ahırlar neredeymiş? Bu ahırlar da evin alt katı. Ha, alt ahır. Alt kat alıyor, evet. Anam evin üstü sıcacıktır ha. Evet, sıcacıktır. Hayvan orada şey yapıyor ya. Evet. Sıcak ya. Hayvanın kah nefesiyle kah gübresiyle nefesiyle diyelim. Hayvanın kah nefesiyle kah da şeyle öyle sıcacık oluyor üst katlar, evet, değil mi? Evet, sıcacık oluyor. Hazır alttan ısıtmalı kalorifer. Eskiden yaşamak varmış bak hele. Tabii zorlukları çekmişler, cefa çekmişler ama tabii. Güzel de yaşamışlar be. Ha? Tabii. Elektrik de yokmuş, böyle akşam hikayet falan anlatırlarmış, biliyor musun? Tabii böyle. Masal anlatırlar. Masal anlatırlar. Şimdi akşam Facebook'a girmekten konuşamıyoruz ya abla. Komşu nerede diyor. Düşünen bile yok ya. Bulmuş da komşu arkadaşı yanlarında. Ya. Gözlemenin tadı da başka. Başka. Vallahi başka. Benim deseler ki ata yemeğine bir tane bir gözlemeyi sayarım ben. Tabii. Tabii kuruyu da unutmayalım, kuru fasulyeyi. Tabii. Ha? Tabii. Değil mi? Tabii. Çok yaparım ben. Haftanın bir gününde ha, bir pişiririm. Gününde. Hangi gün o gün? Mesela bir gün pişiririm işte, oğlum sever. Sizin zamanınızda annem yaptırırlar mıydı böyle size? Evet, her gün. Her gün mü? Anam zulüm. Ekmek yapardık, ekmek yukarıda. Bakkal yok muydu? Olsa da aramazdı. Ya. Ay kurban olayım. Eskiler hep öyleymiş be annem. Eskiden ne yaparlarmış biliyor musun? Bir çinik buğda götürürlermiş. Sen bakkala bir çinik buğdayı veriyorsun. O da sana ne verirse artık işte. Evet. Trampa. Evet, öyle. Para da yok ki. Öyleymiş. Ya değil mi? Sana her gün ekmek yapıyorsunuz. Yufka mı yapıyordunuz? Yufka yapıyoruz. Böyle börek yapıyoruz. Evet. Şimdiki gelinler otomatik gelin. Evet. Otomatik. Bulaşık makinesi var. Teknoloji gelin. Teknoloji. Evet. Teknolojiden her şeyde yararlanıyorlar. Teknoloji. Bulaşık, süpürge. Vay be. Haftada 10 günde bir de eve temizlikçi tutuyorlar. Tamam. Tamam. Ama biz buna hala devam. Bilezik yaptın mı? Yaparız, yaparız. O olana ihmal etme. Yo yo oğlum, çok değerli yanımda. İyi. Çok değerli. Ne yaptın? Gelin değil, gelin de kız kardeşimin kızı. Kız, bacının kızını mı aldın? Evet. Ana. Kontrol montrol yaptır onları. Kan tahlili falan yaptır ha. Yaptırdık, yaptırdık. Yaptırdın, sıkıntı olmasın yok sonra. Yok sıkıntı. Ay. Yok, sıkıntımız yok. Bacının kızını almadın. Niye? Bacının kızını niye aldın? Hani miras mı bölünmesin diye ya, şey. Ya miras değil de işte. Oğlum kendi beğenmiş. Oğlum kendi beğenik. Kendi beğenikse. Ha, kendi ben hiç karışmadım. Sana almak düşer. Aha. Hadi ikimiz bir cevizin dibinde içelim. Ana! Alkış. Duru! Duru! Bir, iki, üç. Cevizin yaprağı dalar arasında. Cevizin yaprağı dalar arasında. Güzeli sevenler bağ arasında. Bağ arasında. Güzeli sevenler bağ arasında. Bağ arasında. Üç beş güzel bir araya gelmişler. Üç beş güzel bir araya gelmişler. Benim sevdiceğim yok arasında. Yok arasında. Benim sevdiceğim yok arasında. Yok arasında. Yeter abla. Alkış. Nasıl kandırdım seni? Nasıl kandırdım? Ben de okuyacağım dedim de nasıl okumadım, kandırdım seni? Vallahi çok kötü kandırdım. Olsun olsun. Bu inekleri sayıyorsunuz ya. Evet. Bu inekler vurmuyor musunuz? Ya içinde bak. Ekmeği yiyoruz annem. Var mı? Yapamayacağım ineksiz de. Adam satalım diyor, hanım diyor bana. Yapma. Satamıyorum işte. Niye satamıyorsun? Ya ablacığım yapamayacağım ineksiz ya. Hadi canım. Gerçekten. O kadar mı yani ya? O kadar seviyorum bak. Yine. Şimdi kocam, çocuklarım, sonra da inek. Aram! Aram!
Nasıl iyisin? Nasıl tatlısın sizlerden? Kocam. Kocam, çocuklarım. Sonra inek. İnek. Arayı biz de sıkıştıraydın yazı. O kadar çok seviyorsun. Gerçekten çok seviyorum. Abi. Geçen gün zaten bir tane vardı, satmış. Sattırma. O yok, tanayı satmış. Satmış mı? Satmış, ineğe de satacağımışmış. Oğlan demiş ki baba ineğe de verelim yerine, annem bugün hastalana demiş. Benim ebem de öyleydi ha. Benim ebem de öyle. İnek satılacağını duyduğu zaman kadın hasta yatıyordu. Ama bana süt kalmıyor. Kaç tane inek var? Ablacığım bir tane. Bir tane. Bir tane. Adı ne? Adı ne? Adı bir Zehra teyzem var. Ben de yaşlı. He. Adına boncuk koydu o ineğe. Ben de adı Zehra teyze diyeceğini zannettim. Yok ineğe. Boncuk ineğimin adı. Ha, boncuk. O boncuk koyalım Ayşe dedi. Boncuk koyduk. Tosunun adı neydi? İşte onun kudu Ayten koyduk. Ayten kuzu. Kız Tosun'un adı Ayten olur mu? Bu nasıl şey ama Tosun? Canım, gay Tosun mu bu ya? Ablacığım kancık ya, kancık al. Nasıl kancık? Tosun'un kancığı Tosun'un olur ya? Tosun'un tatlı da canım. Ha. Aa, bir daha oldu. Ben de kancık Tosun'un nasıl oluyor diyor. Yok, ineğin adı Boncuk. Kimin adı Ayten? Yavrusunun. Yavrusunun adı Ayten. Tamam, yavrusunun adı Ayten. Şimdi karıştı, tamam. Tamam. Bu arada yukayı da tanıdık. Yukarıda ha, böyle bak işte, olur. Bak bu yufka. Evet. Bütün yufka. Köylerde evet. Böyle kayılı olur değil mi annem? Evet. Böyle 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 kayılır kayılır. Sonra bu kuruyunca da olsun. Sulanır değil mi bu? Evet, sulanır. Aslında bizim köyün ekmeği bu. Evet. Değil mi? Ekmek gerçekten bu yani. Gerçekten ekmeğimiz budur. Dereyağımızı, çökeleğimizi, sütümüzü hep kendi elimizde. Ay, ne güzel. Elde ediyoruz. Doğma büyüme aynı geleneklerimizi sürdürüyoruz. İyi yapıyorum. Fatma ablamın yanına geçiyorum. Fatma ablamın yanına geç bakayım. Evet. Komşumun yanına. Bir tık söyleyeyim mi sana Fatma abla? O zaman beni bir alkışlayın. Beni bir alkışlayın. Akseki. Evet. Akseki kale gibi, yar sevdim deli gibi. Akseki kale gibi, yar sevdim deli gibi. Nice güzeller gördüm, yoktur Çinili gibi. Nice güzeller gördüm, yoktur Çinili gibi. Öptüm şekerlendi de yar, sevdim şekerlendi de yar. Olmaz olsun senin gibi yar, sen dul kaldın ben bekar. Öptüm şekerlendi de yar, sevdim şekerlendi de yar. Olmaz olsun senin gibi yar, sen dul kaldın ben bekar. Akseki'de bal yerler, biz yesek ne derler? Akseki'de bal yerler, biz yesek ne derler? Ne derlerse desinler, çimini bulmuş derler. Ne derlerse desinler, çimini bulmuş derler. Öptüm şekerlendi de yar, sevdim şekerlendi de yar. Olmaz olsun senin gibi yar, sen dolu kaldın ben bekar. Alkış! Oldu mu? Oldu, oldu. Oldu değil mi? Fatma abla. Efendim. Ben şimdi görevimi yaptım. Hı. Türkümü söyledim. Hı. Artık bir tane bize de düşer herhalde ha. Neydi? Gözleme. Neydi düşer? Taş düşer. Kafadan taş düşer. Ya, şuradan taş düşer. De, hep televizyonda yersin ya. Burada beni. Arkadaş bir şey söyleyeceğim. Beni gördün ne dedin sen? Televizyonda koca bir adam zannettiydim. Gel yiyeceğim. Çürmüşsün lan. Yok. Vallahi aha bak yiyorum yiyorum. Dümdüz. Yok. Değil mi ablam? Ah, bir de ben olsam ben de öyle. Göbeğim yok vallahi ablam değil mi? Yemiyorum. Çok iyisin. Bakma millet yiyor mu zannediyor da. Böyle ufak ufak ya ucundan yok, azıcık. Yok. Şunu ben yapayım Allah'ın seversin. Allah'ın seversin şunu ben yapayım. En sevdiğim şey. Bunu yapıştırıyor musun? Anam peynir. Şu peynir çıktı kız. Şunu düzelt kız. Elim bu arada temiz yeni yıkadım ha. Geldim. Yıkadım geldi. Diyorum ki elim temiz diyorum. Yeni yıkadım diyorum. Kendin yersin onu. Kendin yersin diyor. Ne oldu yani onu ben niye kendim yiyorum? Ne bileyim elinden yemin olmadı. Yani temiz. Kendin temiz yersin. Ya görüyor musun? Bizim buraların meşhur yemeği ne abla? Ne bileyim hayvan. Çeşit çeşit bir şeyle başladılar. Eskiden anamızdan, ebemizden, dedemizden o zamanlardan tefe aşı derlerdi. Tefe aşı? Filiz aşı. Filiz aşı. Onu yaparlardı. Filiz aşı nasıl oluyor ki? Neyden oluyor? Tefek var ya, tefeğin yaprağını kuruturlar. Tefek ne kız? Asma, asma. Asma yaprağı. Asma yaprağı. Ha, ya asma yaprağı desene ya. Kuru diyoruz yeşil tamam. Onu sonra biz ileride kuru diyoruz. Ha, onunla yapılıyor. Ha, soğan kıyarız, kuru kavurma. Bulgur koyuyoruz, doğal bulgur, köy bulgurumuzdan tamam. Bulgur koyuyoruz içine. Tamam. Kavuruyoruz. Güzelce mi de sarımsağını, tahınını. Tahına mı koyuyorsunuz? Evet, tahın sarımsağı da. Onun özelliği kuru kavurması içinde. Evet, sabah kahvaltısı çay filene yoğmuşumuş. Nasıl? Öyle. Çay yok muymuş? Yok. Çok var. Bundan 40 sene evvel. Seti biliyor musun? Bulgur sileyim canım. Bilmem mi? Bulgurun ifa. Ha, küçük bulgur. Aha. İnce bulgur evet. Mu oluyor?
Ona setik mi deniyor? Evet, setik. Bulguru ondan... ellediğimiz altına kalan ince. Kısırlık. Ha, şey kısırlık bulgura setik deniyor evet, o zaman. Evet. Eskiden mesela çay yokmuş dedin. Ha. Kahvaltıda ne yapıyorlarmış? Çorba bir şeyler yaparlar, yerler işe. Her gün bir de böyle ekmek yapılırmış. Allah Allah. Tabii ben bile bilmiyorum. Kahvaltı yokmuş eskiden öyle bal, kaymak, peynir, zeydi. Var, onlar varmış. Tamam kahvaltı çay, yok diyorlar. Çay, çay. Ne dökerdik çayın içine? Şeker niyetini. Ha, çayın içine şeker evet, yok. Şeker bulunmazdı pekmez. Allah'ım ya ne güzel bakar mısın? Onu ilk defa duydum. Herkesin her şeyi doğalıdı. Arısı vardı, ineği vardı, tavuğu vardı. Evet. Daha ne aram? Daha ben bir şey aramıyorum da. Sizin yok mu? Gene var tavuk, yok. İnek var. Benim tavuğum, mavuğum hiçbir şey yok. Senin kuzun yok mu? Var var. Kuzun var senin. Var. Ne oldu? Kuzusu da var, hindisi de var. Hindin yok mu hindin? Kestim lan hindin yok. Var hindisi vardı. Ne zaman kestin la? Dün kestim daha. Hakikat mi? Vallahi. Ay. Çok güzel hindisi var. Vallahi mi? Kaç tane hindin var Fatma abla? İki tane yok. Kestim işte bitti. Ha. Korkma korkma istemiyorum. Kestim deyip durma korkma istemiyorum. Şu an sen kuzu bakıyorsun. Kuzun var. Ulan bir koyun işte kuzu olacak ne bu? Kuzum var hiç bana şimdi şeylik yapma. Ödü kopuyor kuzu kes diyeceğim diye ödü kopuyor. Kesin, tamam tamam istemiyorum Allah'ın sesi. Tamam kuzusu yok. Tamam kuzun yok ya. Tamam senin kuzun kuzun yok ya. Kuzun. Kuzum da yok. Dur. Bir de koçum var. Koçum var mı senin? Hakikat mi? Valla. Ana koçum var. Ben keserim sana gel sen bana misafir ol kuzuyu keserim. Ablamı görüyor musun? Bak bak. Bak. Ben keserim. Onun kuzusu yok. Ben alırım şimdi kuzuyu. Ay. Buradan hemen köyden bu kuzu alırım sana ben. Allah razı olsun. Hemen keserim. Fatma ablamdan da sen de. Allah razı olsun. O da keser. Hindiye ne deniyor? Gülük mü deniyor? Ne deniyor? Cülük. Ben hiç gülü 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 gülü. Bak hele. Hindi bir yere gitmiş tamam mı? Bakmış orası çok kalabalıkmış. Ne demiş biliyor musun? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Aynen engine benzer bir şey diyor. İşte. Şimdiki nesinle rahat. Siz gene rahat değilsiniz. Gene senin kuzun var. Gene senin gülü gülü var. Yok ulan ondan. Ya vardı geçsin işte. Var vallahi. Koçun yok mu koçun? Var. Tamam. Hemen komşum. Değil mi? Koç yok mu? Senin kuzuyun adı var mı? Yok yok adı. Ben koçuyun? Koçunun da adı yok. Ya işte koyun kuzu koç deriz. Bilmem ne deriz işte. Öyle. Kesin vardır ha yemin vardır vardır. Sen gerçekten bir şey diyorsundur ona. Yok yok demeyiz. İyi. Kızlarım var. Onlar bazı bir şeyler der de. Ne der? Ne der? Fazla içine girmezler. Ha. Ondan öyle. Onlar girmiyor. Ahıra mahıra giren yok tabii. Şunu bana ver kız. Ne? Vallahi. O gerçek değil. Şimdi bırak beni şimdi şey yapma bu gerçek. Vallahi çıkar vereyim sana bunu. Ay şaka yapayım annem. Allah razı olsun. Annem benim bir sağ ol. Bir arkadaşım Ümre'ye gittiydi de oradan getirdi. Bir bilezik takamadım dedim. O da çıkarıyordu bunu verdi bana da. Arkadaşlığı görüyor musun? Bak Allah razı olsun. Sen de Ümre'ye gittiğinde bana getir. Sende yok mu böyle şey koyun kuzu? Dolu. Ay. Hakikat mi? 5 tane kuzum var. Maşallah. Keçilerim var yavrum. Anam keçi de var mı? Var. Maşallah ya. Sen daha iyi bilirsin. Koyun sütü mü iyi? Keçi sütü mü? Koyun sütü iyi. Koyun sütü daha mı iyi? Ama diyorlar ki keçi sütü anne sütü gibi yararlı diyorlar. Koyun sütü de yağlı diyorlar. Ne bileyim. Ona da yağlı diyorlar doğru. Biz hep köy çocuğuyuz bunlar. Tamam. Belediye bize izin verse. He. Yerimiz müsait olsa biz hep bakacağız. Tamam vereceğim. Niye vermesin? Keçi, inek, tana baktırmam. Bak hele size de belediye izin verse 5. katta apartmanda kuzu beslersiniz. Ben sizi biliyorum hiç konuşmayın. Bak benim kuzular ile saklı. Abam ben. Senin kuzuların saklı olduğunu Allah'tan duyan yok. Sus aramızda. Buradan belediye sesleniyoruz. Biz koyun kuzu bakmıyoruz. Ha. Aklınız olsun abi. Yani işte bir misafirin gelse. Şişt, baktırmıyor. Misafirin gelse. Bir misafirin gelse onun birini kesiyor. Gidiyorsun kasaptan et alıyorsun. Nasıl kesti bilmiyor. Doğru. Ben kasaptan hiç et alıp yemiş adam değilim. Hadi canım. Yemem. Maşallah. Hiç. Ben de sürekli normal kesmiş adam değilim. Hep kasap. Besmelesiz kesiyorlar. Tövbe estağfurullah. Yok canım o kadar iyi. Ne besmelesiz. Besmeleli kesiyorlardır. Sen, sen de bizim kasaplarıyla şey yaptın. Eşeğimiz de var. Aramızda var. Tarladan ot kesiyoruz. Saman yapıyoruz. Eşek de var mı? Var. Merkebim de var. Çocukluktan öyle almıştık. Işte. Öyle yapasınız geliyor ama işte. Allah sizden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Amin abi. Sen ben şunu alayım şimdi dürüm yapayım. Anam bu sıcak dur. Şunu alayım. Şunu alıyorum tamam mı? Ben şimdi gidiyorum tamam mı? Allah sizin gibi anaları bu milletin başından eksik etmesin. Amin. Hadi Allah'a emanet ol. Aa Rıfat abim selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsın Rıfat abim? Çok teşekkür ediyorum. Bayıldım.
Köyün evlerine bayıldım ya. Biz sizi ayıltırız, merak etmeyin. Beni bir ayılt. Düğmeli ev diyor. Düğmeli ev mi olur Rıfat abim ya? Efendim, Türkiye'mizde düğmeli evler olarak geçen isim yalnız Akseki yöresinde bulunmaktadır. Bu görmüş olduğunuz tarihi düğmeli evler, evet, 250 yıllık. 250 yıllık evler. Şu görmüş olduğunuz ağaç dilme. Dilme ağaç. Şu görmüş olduğunuz düğme. Ha, düğme bu mu? Bunların genişliği 75 santimle 100 santimetre arasında. Tamam. Taş. Bizim tabirimizce helik. Helik. Düğme ve dilmeden oluşan bu kültür. Tamam. 10 şiddetinde deprem de dahi olsa bu evler yıkılmaz. Maşallah. Bir dakika, 10 şiddetinde depreme dayalı. Tabii bu kültür ancak Akseki zekası bu. Helik ne? Helik taşın küçüğü. Ha, küçük taş. Yöresel bir isimdir. Ha. Bu evlerin kerestesinin tümü de katlan ağacından yapılmıştır. Derler ki mesela ev nefes alacak böyle. Nefes alıyor. Şimdi o ağaçtan, Akseki'de şeyden. Sağlık Bakanlığı'nın yaptırmış olduğu bir çalışmada, evet, Türkiye'nin 3 yaşanılır bölgesinden birisi burası. Akseki. Nem, oksijen ve basınç olarak insan sağlığı için en ideal bir bölgedir. Çok büyük bir ev ya burası mesela. 400... Kaç aile yaşıyormuş abi burada? Efendim, biliyorsunuz eskiden tarım ülkesiydik biz. Evet. Bir evde en az 8 çocuk, 10 çocuk. Evlenince devre kalıyor değil mi? Ne yapıyordu? Birisi davara otlatıyordu, birisi sığır otlatıyordu, birisi tarlaya gidiyordu, birisi çeşmeye gidiyordu. Tamam. Birisi sığırları otlatmaya gidiyordu ve ekonomi çocuktu. Tamam. Bu ama evde de anne, baba, iki oğul, üç gelin, hepsi bir arada oturan bir aileler yaşıyordu. Evlenince de çıkmak yok bu evde. Rıfat amcam, dışarıdan güzel, bayıldık. Bunun içi nasıl? Bir de içini... Buyurun efendim, içeri girelim. Üret yani beni, buyurun ya. Buyurun efendim. Buyurun, hadi. Lütfen, bismillah. Buyurun. Vay Rıfat amcam, buyurun, bu ne güzellik, buyurun ya. Aşağıdaki düğmelerden. Efendim, burada da var. Zaten bu düğmeler birbirine geçmedir. Bu demirci çivisiyle çakılıyor. Birbirine bağlı, ne esneyen bu bir ev. Kesinlikle 10 şiddetli depreme dahi dayanıklı. Aman Allah korusun. Burası mesela böyle çok havadar geliyor. Şu çatın mesela o altlar falan açık mı oralar? Niye öyle? Eski insanlar şu şekilde sabaha kadar burada yatanlar vardı. Sen şimdi diyorsun ki 3 saat burada uyku yeter mi diyorsun? Aynen yeter. İsterseniz Allah Allah. Bugün kalın benim yanıma, misafirim olun. Bir uykunun tadına tadın. Bak 3 saat gider yeter mi oraya? Yatın efendim. Rıfat amca, şimdi bu kısım salon mu? Bu kısım salon. Evet. Bu görmüş olduğunuz alanda, heh, misafirlerimizi kabul ediyoruz. Kültür evi gibi burası bir konak. Bakınız şurada, heh, damat buraya oturuyor. Heh. Gelin adayı da orada oturuyor. Eğer burada damadı beğeniyor ise kahve yapıyor, köpüklü geliyor damada ikram ediyor. Beğenmiyorsa? Eğer o kahve gelmiyor ise, anam, ben damadı beğenmedim. Vay. Ama buradaki incelik, gelen misafirler darılmadan, kırılmadan Allah'a ısmarladık deyip gidiyorlar. Vay be. Kahve mesela gelmedi. Kahve gelmedi. Böyle yapıyorlar. Acaba gecikti mi gelinin, eli mi ağır? Yok kardeş, gelmiyor işte. Birazdan haz edecek tabii. Birazdan haz edecek. Tabii yani, o kadar olacak yani. Hiç değilse 50-100 kişiyi alabilecek bir salon burası. İyi, ben bir 3 saat yatıp geliyorum abi, sana müsaade et. Bir 3 saat bana bir müsaade edersin abi, sağ ol. Allah razı olsun. Abi. Ne rahatmış ya burada. Burada da yatılırmış Rıfat amca. Efendim, vallahi burada her daim. Yani ne biliyor musun? En güzel ne biliyor musun? Bina nefes alıyor. Tüm misafirlerimizi, hı, ve bizi izleyenlerin tümünü, hı, Akseki Bucak Alan köyünde bekliyoruz. Buyurun, buyurun odaya, hı, geçelim. Buyurun. Sevgili seyirciler, Bucakalan köyünün hamarat anneleri bizim için yemek yaptılar. Ne yaptın, sen ne yaptın? İreçte makarnası. İreçte. Evet. İşte anam, İreçte ya bu. Ha. Ya bayağı köy düğünü olsa insanların karnını doyarmış yani. Evet. Anam bu ne? Anam bu ne bu? Eski tarhanamızın eti, pancarı. Nasıl, novu, tarhana mı? Eski tarhanamızın. Evet. Böyle daha eriklerini topluyoruz daha. Tamam. Buğday çekiyoruz buğdayla. Tamam. Yazın güneşte kurutuyoruz. Allah Allah. Kurutuyoruz. Tamam. Bunu pancarı, nohutu, kemiği haşladık. Tamam. Sonra çorbanın içine dökeceğiz bunu. Çorbanın içine. Çorbanın içine. Bu daha dökülecek mi? Dökülecek. Tarhananın içine dökülecek. Eski tarhananın içine dökeceğiz. Bunu. Böyle de iyiydi, bunu yerdik ya. Olsun, yer böyle değil. Onun özelliği ama, ha, değil onun mi? Özelliği, özelliği o. Neydi yemeğin adı? Yemeğe eski tarhana. Eski tarhanayla İreç'te
makarnası. Evet. Ama bu kuru kemikle. Kışın keçiyi kesiyoruz, keçileri. Tamam. Böyle kuru duzluyoruz, kavuruyoruz, kurutuyoruz. Ha, onları... Derin dondurucuya koyan derin dondurucuya kur. Kuru et orada duracak. Ha. Onunla yapılıyor tabii yani. Kuru et bunun özelliği, kuru kemik. Eskiden ebelerimiz, dedelerimiz, nenelerimiz bunu kuru kemik ile özelliği öyle daha güzelmiş imiş. Hmm. Bu aslında çorba diye geçiyor ama bayağı baktığında bayağı daneli, deneli yemek ya. Ama dökeceğiz, onu birleştireceğiz. Karışacak hepsi beraber. Ha, karıştıracağız mı? Karıştırak mı onu? Şöyle yapalım ikimiz beraber. Vay vay vay. Sen dök. Allah sizden razı olsun. Şöyle dökelim. Çekeceğim. Devirin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ikimiz yap. Olmayanlara da ver ya Rabbim. İnşallah. Amin. Bereketli olsun. Şöyle seyirsiniz de nişanın güzel olur derler. Şimdi karıştıracağız mı? Karıştıracağız. Ne var şimdi? Kırmızı biber. Kırmızı biberimiz, kekiğimiz, doğal eriğimiz. Dağdan topluyoruz. Doğal erik mi? Erik mi koyduk bunun içine? Eriğiyle taş yapılıyor tahranı. Dağdan. Ha. Onun özelliği dağ eriği. Dağ eriği. Taş erik deriz biz burada genelde. Yayla kekiklerimiz olur. Dağda taşlarda yetişiyor. Taş yeşil kekiğimiz. Bunun püf noktası içinde o. Güzel öyle olur. Mi? Evet. O lezzet verir. Yeşil kekik. Yeşil kekik. Kuru mu bu yaş mı? Yok kuru yani? Kuru. Kurutuyoruz. Yaş topluyoruz. Kurutuyoruz. Yaş topluyoruz. Gidiyoruz topluyoruz. Döğüyoruz. Kavanozlara koyuyoruz. Kokusu o kadar fark ediyor ki. Ha, kekiğin de kokusu geliyor. Ha. Ama eriğin kokusunu alamadım. O kadar da değil. Daha tazı mıyım ben ya? Erik de bunun püf noktası. Erik. Erik. Eşki mi o da? Tabii o da eşkili. Ha. Ondan ekşi tarhana diyorlar. Ondan eşki diyorlar, eşki tarhana diyorlar. Biraz ergin olacak, erik böyle kırmızılı güzel. Ha, çekirdekleri olduğuna... almış değil mi onların? Çekirdeğini koyuyorum çocuklar. Anam dişimiz kırılıyor. Yok, çekirdeğinin özelliği çocuklar aldı mı da eline kaşığı alıyor. Anne çekirdek yok diyorlar bana. Koyuyorum ben, çekirdeğe güzel oluyor içinde. Daha mı iyi oluyor? Öyle iyi oluyor. Dişiniz şey yapmıyor değil mi o? Zararı yapmaz sanırız kaşığın içine geldiğinde. Ha, iyi iyi inşallah. Peki daha kaynayacak mı, hazır mı böyle mi? Bu hazır. Hazır yani. Tamam pişti bu. Pişti. Daha kaynatmıyoruz. Yok kaynatmayacağız artık. Pişti bizim bu yemeğimiz. Şu kurutuyoruz. Aha geldi. Ha. Anam. Neydi bu? Tahrana. Işte. Tahrana. Bunlar... Ama bak bunda bak şey var. Tamam işte. Çekirdek. Çekirdekler o. Anam. Bunu böyle hazırlıyorsunuz, kurutuyorsunuz. İşte buğdayı yıkıyoruz. Ha. El değirmeninde çeken el değirmeninde çeker. Mesela değmene götüren değmeninde götürür. Ha. Böyle eliyoruz bunu. Eriği pişiriyoruz. Biberini pişiriyoruz, domatesini pişiriyoruz. Bir tavaya vuruyoruz. Bu yarmayı da döküyor, pişire pişire karıştıra karıştıra pişiriyoruz bunu. Hı. Bunu sofra bezelerine çıkarıyoruz. Hı. Bir gölge bir yerlere seriyoruz, kurutuluyor. Kışın işte aksekimizin doğal bir yemeğe çorbası. Her evde pişer. Ondan sonra da aksekinin meşhur yemeği ortaya çıkıyor. Tabii. Vay be. Her evde pişer. Oh nasılsın Urşit, nasılsın? Değmene de buğday taşırsın. Buğdayı da yere dökünce sen kafeni de kaşırsın. Sen kafeni de kaşırsın. Demiş ya Özel Gönlüm. Türküsünü söylemiş bunun. Evet. Oh mis gibi kokuyor. Şimdi bu hazır. Hazır. Eşkili çorbamız. Eşkili darhana çorbamız hazır. Hazır. Başka ne yapacağız? Şimdi aksekinizin işte un helvası un var. Aksekinin meşhur un helvası. İşte. Bademli. Bademli. Bademli un helvamız. En sevdiğim tatlı budur. Helva. Un herkesin. Helva. Ha, herkes sevdi. Allah'a billahi bir tatlı. Özü bu ya. Bir değil mi? Bir al bademinden bağlı. Alayım mı? Çok güzel. Bir tane çaktırmanı alayım mı? Alıyor. Sen al. Selvestin. Selvestin sen. Çaktırmanı alayım mı? Yok lan çaktır çaktır. Çaktırmanı şöyle alayım. İçine de annem gidiyorum. Anam ne var orada ya? Çok değişik. Anam çok güzel. Anam bu çok güzel herif annem. Anam. Afiyet olsun. Bademli bademli. Nasıl yapıyoruz bunu? Bunu aldık Arif annem, anlat bakayım. Yağını döküyoruz. Nasıl yağ? Yani olsun zeytinyağı da. Zeytinyağı, tereyağı. Ocağın üstüne koyuyoruz. Koyduk. Yakıyoruz. Unu da içine döküyoruz. Karıştıra karıştıra. Un sarana kadar karıştırıyoruz, kavuruyoruz yani. Un sararacak. Evet sararacak içine. Sararmayınca olmaz. Tamam. Ayrı şekeriyle de suyunu kaynatıyoruz. Şerbeti. Başka yerde şerbet yapıyoruz. Evet. Onu da karıştırıyoruz. Karıştıra karıştıra. Yani yağını kusuyor ama daha bu biraz daha olacaktı. Ateş ama bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Mesela şehirde yapılanların şu rengi yakalayamıyorlar. Ha, bak. Onun püf noktası var. Bunun şunun bana bir püf noktasını söyle. Bunu var ya, mesela bu tabağımın içine koyuyorum. Koydun. Deneyiyorum. Oradan da şerbetli suyumu alıyorum. Mesela pembeleşecek mi diye bakıyorum. Vay. Olmamışsa tekrar yapıyorum. Pembeleştiresiye kıvamını burasıya da uğraşıyorum. İşte her şeyin bir üslubu püf noktası var. Ha. Ayşe ablam, bir de Arif ağa, annem bunları yakalamışlar çok güzel. Valla elinize kolunuza sağlık ya. Sağ annem de açtı. Ben buna bayılıyorum. Annen de mi öyle? Annem aşçı. Ay ne güzel. Aha. Sağlık meslekte 10 sene yemek pişirdim. Ciddi misin? Allah senden razı olsun. Bir de Adnan Aşçı var diye böyle çalıyordu, yemek pişiriyordu. Ha babamın sınıfı biliyor mu? Zil çalıyor muydun sen de öyle? Biliyor muydun? <öyle. gülüyor> Zil çalmıyordum. Zil çalmıyor muydun? Evet, şimdi helvamız da hazır. Evet. Eriştemiz hazır.
Çorbamız hazır. Bize de misafir olarak bunun bir tadına bakmak düşer lazım. Değil mi? Evet, tabii. Evet, düşer. Eve mi çıkar? Şu yukarı mı götürecek acaba bunları? Götürelim. Götürelim. Elinize kolunuza sağlık. Hadi yardım edeyim ben size. Gelin. Ya Allah. Bunu hiç mi üşenmemişler Fatih abi? Efendim bu görmüş olduğunuz tarihi kültür evimiz. Allah Allah. 250 yıllık bir tarihi çınar burası. Tam 250 yıllık. 250 yıllık. Maşallah. Burası 2-3 ailenin beraber oturduğu bir ev burası. Evet. Ev demesek alınır. Konak burası ya. Konak efendim konak. Burası. Konak. Bu evse bizimkiler ne? Bu bildiğin konak Rıfat amca. Ahşap işlemeleri Rum ustaları tarafından yapılmış. İstanbul'un fethinden sonra Bizans buradan dağılırken Hatay'ın bir beldesinden buraya 3 kardeş geliyor. Evet. Belen alan, büyük alan, bucak alan olarak 3 kardeş, 3 köye yurt tutuyorlar. Bu evleri yapıyorlar. Bu evleri bu yapıyorlar. Evde. Rıfat amca, şimdi bu evde yaşıyorlarmış. Bak ev dedim gene. Bu konakta. Bu konakta. 3 erkek varsa, 3 erkek çocuk, 3 de gelin oluyor. Evet. Dolayısıyla bunlar hepsi aynı evde yaşıyor. Aynı evde yaşıyorlar. Anadolu'da hala birçok evde yaşıyorlar. Aynen efendim. Şimdi burada evde yaşıyorlar. Hepsinin ayrı böyle sobası mı var bunların? Her evin şöminesi var. Ha sobası böyle şöminesi var değil mi? Sobası her diyor. Evde bu şömineler odun yakılıyor. Hı. Banyosu var. Bahara kadar yiyeceği kuru baklagilleri bu raflarda koruyorlar. Soğan, pancar gibi ürünler bu dolaplarda saklanıyor. Türkiye'de belediyecilik kurulurken iller dahil Akseki Belediyesi 8. belediye. O kadar eski. Tabii çok eski bir kültür merkezi Akseki. Bakın şu görmüş olduğunuz tavan hiçbir değişikliğe uğramadan bugüne taşınmış. Yani 250 yıllık mı bu 250 tavan? 250 yıllık. Ey maşallah. Orada bir nar var amcam değil mi? Nar mı o? Nar, bu narın anlamı bereket simgesi. Aslında bir odada bir aile yaşıyor. Bir odada yatak bir aile yaşıyor. Yatak burada. Banyosu evet. Orada. Aha sıcaklık şöminesi burada. Şunlar da böyle ambar gibi oraya ambar diziyor gibi orada. Kullandığı. Yani aslında bir oda yetiyor. Hep orada. Beraber yiyorlar. Salonda yiyorlar, odada girişte. Yiyorlar. Tabii. Ne kadar güzel. Aile bütünlüğü bozulmuyor. Hiç bozulmuyor. Dağılma yok. Hiç yok. Aynı şekilde biz de yiyebilir miyiz acaba Rıfat amca? Hep beraber yani. Yiyelim. Yiyelim. Bu yemeğin zevkini evet. Beraber alalım. Gelin. Gelin. Buyurun. Akseki'nin halkı misafirperverdiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hadi. Gel bizim. Gel. Kardeşim gel. Gelin. Hep beraber bayanlar da gelsin. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kaşıkları ben dağıtacağım. Tamam. Buyurun efendim. Kaşıklar bende. Buyurun efendim. Buyurun. Bakınız. Buyurun. Yöremizin ekşi tarhana. Ekşi tarhana. Ekşi tarhana. Ekşi tarhana çorbası. Ne kadar güzel evler var. Bak işte burada da düğmeli evler var. Allah'ım ya Rabbim. Orada da düğmeli ev var. Sağım düğmeli, solum düğmeli. Kardeş nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş Allah geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ya düğmeli evlere bayılıyorum ya. Sağımda düğmeli ev diyorum. Solumda düğmeli ev. Düğmeli sokağım burası. Neresi? Akseki'nin neresi burası? Akseki'nin yukarı mahallesi. Yukarı mahallede miyiz? Bizim Akseki'mizin düğmeli evleri meşhurdur. Akseki'miz aynı zamanda tarihi kentler birliği üyesi. Ha. Kardeşim adın neydi? Mehmet. Mehmet. Şimdi kardeşim ben Akseki'yi gezeceğim. Evet. Bana söyle ben nereyi gezeyim? Hadi ben bilmiyorum buraları. Hadi giden gelmez dağlarına gideydim. Ne olacaktı gelemeyeydim? Akseki'mizde o kadar çok gezecek yer var ki aslında. Hı. Düğmeli evlerimiz tamam. Çok güzeldir. Çim yaylamız, Göktepe yaylamız. Çim yayla, Göktepe yayla. Evet, bucak alan mağaramız vardır. Aha. Irmak vadimiz var. Tamam. Merkezimizde merkez camimiz var. Yüzyıllarca yıl öncesine dayalı çok bir eski. Tarihi var. Öyle mi? Akseki'miz kültür kokuyor. Benim kokuyu aldım zaten. Evet. O kültürün kokusunu aldım. Evet. Ben şimdi şöyle aşağı doğru vurmadan önce sana bir şey soracağım. Buyurun. Bizim buranın neyi meşhur? Ne yenir, ne içilir? Ekşi tarhana, helvamız. Helva. Evet. Balımız. Balımız. Evet. Öyle balımız mi? Meşhurdur. Çimi balımız çok meşhurdur. Ne balı? Çimi. Çimi. Buranın bir mahallesi ve balı çok meşhur. Ha Çimi mahallesi mi var burada? Evet. Türkiye'de de geçiyor değil mi o Çimi evet, mahallesi? Evet, Çimi doğru. Evet, evet. Kardeşim yani burada düğmeli evler kıymetli bildiğim kadarıyla kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Yani bunlar herhalde yüzyıllarda duruyor ama hala da korunuyor. Kesinlikle. İçinde oturanlar da var herhalde. Evet var. Düğmeli evleri dolayısıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından insanlar buraya bu evleri ziyaret etmeye geliyorlar. Düğmeli evleri. Evet kesinlikle. Kendine özgü bir yapısı var bu düğmeli evlerin. Ne yapıyor? Ne özelliği? Gördüğünüz ne? Gibi düğmeleri var. Tamam düğmeleri gördüm. Ağaç, ağaçlar. Ağaç ve ahşabın güzel kullanımıyla, taşın güzel kullanımıyla çıkıyor bunlar. Ha.
kışın olabildiğince sıcak, yazın olabildiğince serin evler bunlar. Ha, kerpiç ev gibi böyle. Evet, kesinlikle. Yazın serin, kışın sıcak. Kesinlikle. Şimdi sıcak mıdır gitsek? Sıcaktır, sıcaktır. Şimdi bu düğmeli evlerin en büyük özelliği de yüzyıllara meydan okumuş. Evet. Dolayısıyla bir sürü deprem de görmüş bunlar. Kesinlikle. Diyorlar ki 10 şiddetine bile dayanıklı diyor ya. Çok dayanıklı evler, yani. Çok dayanıklı evler. Böyle ağaçlar gidip geliyormuş o ev, Allah korusun en ufak bir sarsında o esniyormuş o. Evet. O zaman bir Akseki türküsü okuyalım. Okuyalım. Hazır düğmeli evlerin de önünde. Evet. Ha? Okuyalım. Öptüm şekerlendi de yar, sevdim şekerlendi de yar, olmaz olsun senin gibi yar, sen dolu kaldın ben bekar. Öptüm şekerlendi de yar, sevdim şekerlendi de yar, olmaz olsun senin gibi yar, sen dolu kaldın ben bekar. Öptüm şekerlendi de yar, sevdim şekerlendi de yar. Ağır ipekten bir yar sevdim yürekten de baygı. Boyun bağı ipekten bir yar sevdim yürekten de yangın Osman'ım. Sevgili seyirciler, Akdeniz dünyasının bugüne kadar koruna gelmiş en iyi tiyatrosu olan Aspendos Antik Tiyatrosu'ndayız. Şimdi Karanfilli Muhtar Muhittin amcam bize bilgi verecek. Selamünaleyküm amcam. Aleykümselam. Nasılsın amcacığım, iyi misin? İyiyim. Karanfili yine takmışsın. Benim hobim o. Karanfil bulamadığın oluyor, ne yapacağım? Anam! Hadi canım, inanmıyorum. Bu plastiği. Bakar mısın? Gördün mü? Gördünüz mü? Yani el labıyla alınır derler ha. Bizim oralarda. Amcam aslını da labıyla alınıyor. O karanfili aslını bulamadığı zaman hemen buraya çakması mı oluyor? Nereden buyurun. Çıktı bu karanfilli Muhittin amca? Benim hobim, hanımla da ilgisi var. O da takardı ve ben de takardım. Uzun zamandır muhtarlıkta kalınca her muhtarda karanfil takmayınca benim lakabım karanfilli muhtar. Adın karanfilli muhtara çıktı. Buranın kazılarında da var mısın sen, doğru mu? Buranın tamiratında vardı. Tamiratında vardın ha. 1950-53 arasında Kayserililer burayı tamir etti. Ondan evet. Sonra 62-63'te ben de çalıştım. Normal kazıları yapıyordum. Kum çekiyordum, harç karıyordum. Muhittin amca, buyur. Eskiden burada neler yapılıyordu? Daha eskiden Atatürk'ün gelmesiyle 1930'dan sonra burada güreşler yapılırdı. Tamam. Diğer sanatlar Türkiye'de ilerledikçe test duvarlar yapılmaya başladı. Ve ondan sonra Aspendos bu dünyada ikinci ayakta kalan. Bir İtalya'da var, birincisi ayakta, ikincisi de Türkiye'de Serik Aspendos'ta. Maşallah. Bu kadar kıymetli. Kim yaptırmış burayı? Burayı Romalılar zamanında kralı yaptırmış. Teotra'yı yaptırdığında buranın 600 dönüm sahası var. Tepenin üstü 35 metre, 30 metre yüksekliğinde daire şeklinde. İki kapısı var, giriş, çıkış. Kral diyor ki, Roma İmparatoru, benim bölgemi gezin, cennet gibi bir yer bulun, ben adımı koyacağım diyor. Geziyorlar efendim, bulduk Pamfilya bölgesini. Ne özelliği var diyor? Üst yanı yaylak, sulak, ormanlı. Üst yanı. Ortası ova, alt yanı deniz ve 5 tane akarsu var. Denize akar diyorlar. Tamam diyor, o zaman Antonio olarak konuyor buranın ismi. 5 akarsuya 5 vilayet. Pergesi de Silyon gibi şehirler kuruluyor. 12 ile 15 milyon insan yaşıyor. Şimdi burası ön cephe 2 kat. Şu cephede heykeller var ve Baküs'ün resmi var orada. Baküs, Baküs kim? Şarap güzeli seçilmiş. Benim tarihçesini okuduğuma göre bir erkek güzeli. Erkeklerden öyle seçerler miymiş, güzellik yarışması mı olurmuş erkeklerin? Varmış tabii. Hani kadınların olur diye, ne bileyim kızların olur. Erkeğin de güzel olur. Hep kadınlar mı? Bizi Allah yaratmadı ya mı? Ya bizi Allah yarattı da ne bileyim erkek daha ben. Burada üniversitesi var, hamamları var, aynalı çarşısı var, askeriyesi var, fırınları var, su şebekesi var. Önünden de Petotman Irmağı denir. Köprü çayı geçer. Bu ırmağı da bir iki yerde bağlayarak ufak kayıkları buraya çıkarıyor. Şurada rıhtım duvarı var. Kralların locası orası. Ha, özel yeri var. Özel yeri. Oradan aşağı da döne döne kaçabilir. Yukarı da kaçabilir. İki kat duvardır orası. Aynı karşıda da vardır. İsterse oradan da aşağı inebilir, isterse yukarı bilir. Eğer buraya bir saldırı uğrarsa şu gördüğünüz kilitli kapıların içi mahzenler vardır burada. Ha, buradan çıkış var yani. Kaçış var buradan değil mi buradan şu mahzenlerde? Kaçış yok da sığınak, ha, sığınak halinde var burası. Hem sesi ayarlıyor bu şeyler, hı hı, hem de
sığınak halinde. Bir dedikodu olayım, halk buraya girecek, halkın yarısından fazlasını alır bu gördüğünüz yer. Burası kaç bin kişilik mesela? 8-10. 8 bin, 10 bin en fazla. O kadar. Şimdi kral orada oturuyor mu dedin amcam? Burada evet. Oturuyor. Orada kim oturuyor karşısında? Karşısında da mesela bizim başbakan geldiği zaman reisi cumhur geldi. Biri orası, biri orası. Ha, cumhurbaşkanı başbakan gibi. Evet. Biri orada zaten oturuyor, biri orada oturuyor. Biletleri şimdiki gibi batbaada basılmış değil. Kralın resmi birinci, başbakanınki ikinci, genelkurmayınki üçüncü, buranın makamı öyle. Şimdi aşağıda tiyatro oluyor. Bu yukarıdaki duyuyor mu onu? Nasıl bir tiyatro? Mikrofon yok. Bir şey yok. Ne yapıyor bunlar? Ses olmadığı zaman 1 liraya atsan cebimden düştü sanırsın gece. Buranın akustiğine bayıldım vallahi. Bir tane türkü söyleyeyim mi? Söyle bir de ben abi, söyleyeyim. Vallahi, vallahi 5 kuruş para istemiyorum. Ben söyle de Allah eğer razı sesini olsun. Beğenirsek dur, sen söylersin ben akustik de bilet keserim köye para kazandırırım. İnşallah inşallah, inşallah. Çay benim çeşme benim aman önümden geçme benim. Hakikatli yar isen aman derdimi deşme benim. Hakikatli yar isen aman derdimi deşme benim. Haydi Efeler! Vay 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 vay! Ben Zeybek'te oynadım burada Efeler. Güzel oynadın ha. O zaman biz ekibi kuralım, ekibi kuralım. Köye para lazım, köye para lazım. Ben söyleyeceğim. Muhtarım da hem fiş kesecek hem de Zeybek oynayacak. İnşallah bizi kandırırsanız da... tabii. Yani. Hadi buyurun gezelim abi. Hadi gezelim, buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Hasan abi, ne kadar güzel yerler ya. Biz hep Antalya'nın o deniz kıyısını biliyoruz. Bir de böyle dağları varmış. Burası Torosların etekleri. Buradaki yaşayan insanlarımız genellikle geçim kaynakları genellikle hayvancılık. Hı-hı. Ama bu insanlar burada orman muhafaza memuru. Yani orman muhafaza memuru demek ne demek? Buradaki yaşayan halkımız hem bu ormanları koruyorlar. Evet. Hem buralara sahip çıkıyorlar. Evet. Buralara gelen yabancı insanlara karşı hemen güvenlik olarak ilçemize bildiriyorlar. Evet. Hem buralarda koruyorlar. Hem ormanı koruyorlar hem teröristten koruyorlar. Burada da yaşıyorlar. Bizim turist olarak şöyle. Bizim dağ safarilerimiz var. Ha var mı? Dağ turizmi var mı yani burada? Var. Ne güzel. Bizim buralarda iki tane Çetince, Haskızılören'de bir de uçan suyumuz var. Tamam. Buralara da turistler geliyor. An aşağıya gelen turistlerimiz buraya kadar gelip burada da hem yemeğini yiyorlar. Burada da safarilere katılıp aşağıya tekrar otelden dönüyorlar akşam. Safariye nasıl çıkılır abi? Baksana ta dağın tepesine çıkıyorlar mı öyle ya? Dağın tepesine değil ama aşağıdaki bizim çukurlar var. Ha. Düzlükler var. O düzlüklerde safari yapıyorlar. Ben Antalya'nın bu yönünü hiç bilmiyordum. Biz evet. Sadece bildiğimiz deniz kenarı. Çok güzel. Sahilleri falan evet, biliyorduk evet. Ama şimdi buralara böyle görünce şok oldum. Acayip hayvancılıklar var. Keçiler var. Evet. Çobanlar var. Yaylacılık var. Dağ evet. Turizmi var. Aynen öyle. Değil mi? Aynen bu yüzünü öyle. Kimse bilmiyor aslında çok fazla. Muhterem, ne oluyor? Evet. Nasılsın abi? Teşekkür ediyorum. Sizler sormaz. Nasılsınız? İyi valla. Böyle yerde de muhtar olunur. Ben bazı yollarda gelirken, buraları gezerken görüyorum böyle bisikletli turistler falan geliyor. Hiç buraları merak edip gelen olmuş mu daha? Şuraya gelip falan? Gidenler var. Biliyorlar değil mi? Bisikletliler. Bak işte onları diyorum. Muhalim demirciler maalesef olarak bunlar Bozburun Dağları'nın eteklerinde, vadilerde, koylarda, ormanların içinde kurulmuş. Hı hı. Oksijeni bol bir yer. Yazın kalabalık oluyor mu? Kışınkından daha kalabalık düğün olur. Düğün oluyor mu yazın? Düğün burada? Olur. Hadi tarla düğünlerimiz öyle. Ya. Olur düğünlerde yani. O tekez ortatması var mı? Tekez ortatması. Anam. Zeybek, Efeler'in oyunları. Efeler oynanıyor mu Efeler? Oo. Ya. Eskiden o zamanlar gelinlerimiz ata bindirip atla götürüyorduk. Ata bindiği zaman gelinin kucağına yastık verirlerdi. Ha. Başka birisi o yastığı veya ayakkabını çıkardı. Kaçtı damada iletti miydi? Ana. Bağışını alıyordu. Para zaten. İyi mi onu soruyorum. Ben yazın buraya bir ya, gelmeyi düşünüyorum da iyi para alınıyor mu onu soruyorum. Canım şimdi. Bütçe ne yani muhtarım? Bütçemiz gönül, nedir? Gönül umduğun değil de bulduğun yer. Ne bulursan onu alacaksın sen. Muhtarım yazın buraya geleceğim. Yani bu umduğumuz için de gelmeyelim. Aynen söyledim. Yörük tabiriyle gönül umduğunu değil bulduğunu ha. Yermiş. Gönül ama o. Kürşat demiyor ki gönül diyor. Kürşat demiyor ki gönül diyor. Muhtarım eski düğünlerde ne türküler söyleniyordu mesela? Şimdi onu yakım yakalım derlerdi. Yakım yakalım. Ha, yakım o yakalım. Zamanlar davul yok, dümbelek yok. Bayanlar şu demirleyeni aralılardı eline. Onunla çalarlar. Tef gibi. Tef gibi çalarlar söylerlerdi yani. Ben eskilerden bir türkü istiyorum yani artık. Ağanın eli tutulmaz. Erzincan'a gir deyem ne güzel bak.
Erzincan'a girdim ne güzel bağlar, Erzurum'a vardım dumanlı dağlar, dumanlı dağlar. Burada yeter. Alkış, alkış. Ama Hasan abimden de bir tane şöyle bizim öğrenelim. Teke zortlatması mı olur artık? Bilmiyorum Hasan abi. Beraber söyleyelim. Ne söyleyelim Hasan abi? Bizim burası. Bizim buraların türküsü olsun. Hasan abi bizim burası. Bizim buraların türküsü olsun. Yazırda derler köyümüzün adına, kimler de koydu ümmüm senin adını. Akmayası çaylar nerelere koydun ümmümü. Suna boynumu sevdiğimi. Alkış, alkış, alkış. Valla ben sezdiydim zaten. Ben zaten hissettirdim. Hasan abim ne dedim, bir şey var. Evet. Ağzına sağlık. Anam siz nereden çıktınız kız? Ben daha biri dürtüyor bende. Korktum hadi korktu ya. Sedini gösteriyordum. Katrın ağaçlarım. Annem çayınız çorbanız yok mu ya? Getir. Çayınız yok mu ya? Hasan abi çok teşekkür ederim. Muhtarım çok sağ olun abi. Teşekkür ederim. Antalya'nın böyle misafirperver bütün insanlarına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Katkılarınızdan dolayı. Yaylasındaki de aynı, denizin kıyısındaki de aynı. Hepsi misafirperver, can insanlar. Allah razı olsun. Anam hadi Allah'a emanet olun hadi. Hadi hakkınızı helal edin. Hadi görüşürüz. Hadi sağ olun.